Merhaba sevgili arkadaşlar. İlk 10 dakika What The Fuck Edition'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Small Radios Big Televisions yine bana ilginç yollardan ulaşan bir oyun oldu. Kendisi anladığım kadarıyla bir bulmaca oyunu. Ama oyunun şu arabaların balatasından gelen sesler var ya, bitiriyor. Hay canına yandı. Dışarıdan siz duyuyor musunuz bilmiyorum da bir arabanın balatası can çekişiyor. Görsel yapısı, atmosferi benim pek hoşuma gitti. İlk başta çok bakıyoruz, basit geliyor oyun. Bakalım öyle mi? Aha, ne zaman şu kırmızı, mavi, sarı çizgileri görsem, o Half-Life 1'in başındaki Black Mesa yürüyüşü gelir. Çizgileri takip edişiniz sizi bir yerlere götürür. Bu aslında sanki sanal gerçeklikte oynanmak için yapılmış bir oyun gibi. Mouse'u gezdirdikçe böyle böyle yapıyor. PlayStation 4'e de çıktı bu Big Television Small Radios. Aha, Commodore kaset tape'ine benziyor. Ha. Boy, boy, boy. Evet, bir adet kristal aldık. Güzel, güzel. Saatimize bakalım. Çok uzun tutmuyorum biliyorsunuz bu WTF Edition'ları. Space'e basarak kasetlerimizi görebiliyoruz. Güzel. Menu, menu, mimiu, mimiu. Evet. Ha, bunu burada kullanıyoruz. Kristaller kapıları açıyor. Tarafımı, bu tarafa doğru mu çevireceğim? Hayır, o döndü işte. Tamam. Biraz Fez atmosferi de yok değil ha. Var. Ama Fez tabii bu kadar 3 boyutlu yoğun bir oyun değildi. Aa, bir dakika. Pardon. Tevekkeli beni buraya getiriyor boşu boşuna. Map? Aa. Map varmış. Work, çalış, Türk oyun çalış güven. Buraya girelim bakalım. Bisikletle mi binilmez? Şu ikisi birbirinin aynı, şunun kaskında bir şey var sanki. Aa, bir kaset daha buldum. Yol. Sanal gerçeklik içinde sanal gerçeklik oyunu anladığım kadarıyla bu. Ama şeyde son anda sanki oyunun yapım aşamasında sanal gerçeklik oyunu yapmaktan vazgeçmişler gibi gözüküyor. Bu ne? Hmm. Arkadaki çizimin bir anlamı var mı? Ya bir şey yapmak gerekiyor mu bu çizimle ilgili acaba? Duvarlarda sanki ipuçları var değil mi? Bulmacalarla ilgili. Caution, watch your step. Aa, 0-1-0. Kapalı, açık kapalı. Oldu. Better Future. Bir tane daha kaset bulduk. Sahil. Herhangi bir yeşil kristal göremiyorum. Çıktım. Herhalde buna başka bir şey yapacağız. Okey. Devam ediyoruz. Geri dön, geri dön, geri dön. Dön, geri dönelim. Dön, geri dönelim. Dırırım. Buraya bir tane şey lazım. Bıcırık lazım. Bıcırığı başka bir yerden alacağız demek ki. Bir kaset daha mı bulacağız? Bu ne? Ne oluyor? Bu
Ne oldu acaba? Kasetler bir şey oldu değil mi? Sahil. Kasetleri bozan bir manyetik alan mı vardı orada acaba? Şimdi burayı açalım. Evet. Aha, galiba bir sonraki bölüme geçtik. Şey de anımsatmıyor değil ha. Metal Gear Solid 5'teki üstümüzü. Şey efekti kötü değil mi ama ya, uzağa çok yanlış bulanıklaştırmışlar sanki. What were they built for anyway? Ne için kurulmuş, yapılmış ki? Bana hiçbir zaman söylemediler. Hayata pozitif baktıkları için kurdular herhalde. Hayatın normale gideceğini düşündüler zannediyorum. Sanırım seni inandıramamışlar buna. Her şey boştu. Bir insan bile yoktu etrafta. Ne yapmaya çalışıyorlarsa çok hızlı vazgeçmişler. Bir şey mi yapmaya çalışıyorlarmış havayı? Belki de havayı, suyu, bir şey yapmak. Morse alfabesi gibi bir şey geliyor buradaki cümlelerin yerine. Nüfusun daha da fazla düşmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. En kötüsü de ne biliyor musun? Orada çalışan insanlar yapabileceklerine inanmışlar bunu. Belki de hayatlarında bir amaç bulmak istemişlerdir. Bir şeye katkıda bulunduklarını hissediyor olmak istemişlerdir. En nihayetinde daha çekici, daha anlamlı başka bir şey bulduklarını düşünüyorum ben. Diyor ve bitti. Ne oldu? Oyunun... İlginç ya atmosferi. Bir yandan merak ettim yani neler oluyor. O kadar çok bu arada bağımsız yapım, indie bir oyun çıktı ki aradan gerçekten anlamlı, hem oynaması keyifli hem anlatacak bir hikayesi olan oyun bulmak güçleşti. Ha, sayıları çok fazla o oyun tür oyunların. Güçleşti derken o her gün çıkan yüzlerce oyun arasından anlamlı olanları seçmek güçleşti. Orada görev bizim gibi biraz eleştirmenlere düşüyor. Oyunları yakalayıp iyi değerlendirmek lazım ama kimsenin de zamanı yok arkadaş ya. Günde 5 tane, 6 tane farklı oyun denemeye. Ki ben şu an rahatım. Ona rağmen vaktim yok. Aha, bir manyetik şey sizlere geldi. Ama kullanamıyoruz. Niye? Muhtemelen 01 kasetimiz olmadığından henüz elimizde. Buraya giremiyorum. Bu ne? Aha. Çalışmıyor. Niye? Şunun elektriği yok diye herhalde. Ay, şurada kol vardı bir tane. Yalnız bu şu şey biraz sıkıcı. Ömrümüz kapıdan geçmekle mi geçecek? Aha, buna elektrik geldi. Şurası çalışmaya başladı. Kapı da açıldı. Dur. Geri gel. Kapı açıldı orada. Ha, kapama. Şu kapıya girelim. Aha, kaset. Arboretum. Pardon. Herhalde bu kaseti de bozacağız. İçinden kristal çıksın.
içeride gezerken gitmek, istediğiniz yere direkt ulaşmak zor. Aa, burada bir kapı kalmış. Önce şu kasetimizi bozalım da oradan öyleydi. Ağaç. Ha, ağacı bozunca bir şey çıkacağını burada gösteriyor sana zaten. Tamam. Bak. Girebileceğimiz bir yer var. Bulmacalar giderek giriftleşecektir diye bekliyorum ama baştaki izlenim oyunun fazla rahat oldu. Aha da. Güzelim ağacını ettik ya. Gir. Daha o şeye, sağdaki kapıya girmedik. Aha, bu da değişik bir bilmaca. Oy. Direkt düşüyor ağırlıkla. Peki. O öyle kalsın. Dur ya, bak şurada açılmamış bir kapı daha var. Sen gel abi. Aha. Oradan bir şey çıktı. Evet. Burada da Soma'daki gibi bir olay çıkabilir ha. Soma'nın sonunu söylemeyeyim şimdi. Soma'daki insanların bari hayatta kalalım diye yaptığı bir şey olabilir. Kasetleri manyetik alana tabi tutup yok etmeydik iyiydi. O yüzden. Şimdi şu geldiğimiz kapıdan geçip gidelim bakalım. Nereye çıkacağız? Evet, dışarı çıktık. Small Radios Big Televisions. Beni şaşırttı ya. Yani ilgimi çekti. Ne oluyor, ne bitiyor? Şu an merak içindeyim. Merak ediyorum. En azından patates teori gibi, patates thriller gibi patates bir oyun çıkmadığını söyleyebilirim. Mesajım da geldiğine göre artık gidebilirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar arkadaşlar.